Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlümce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzme gülen dünyada. İyi günler. Nasılsınız? Her şey yolundadır inşallah diyerek sözlerimize başlamak istiyorum Neşet Ertaş ustanın çok büyük usta, çok büyük insan, çok büyük şarkıcı, çok büyüktür gücü, çok büyük ozan. Yağmur yağıyor dışarıda. Çok güzel yağmur başladı. Tabii yağmur başladığında ne oluyor özellikle Lefkoşa'da? Lefkoşa Osmanlı öncesine dönüyor. Nedir Osmanlı öncesi? Venedik. Yani hem tarihi açıdan gerilere gidiyoruz ki son dönemlerde Sayın Harmancı muhteşem işler başardı. Ama buna rağmen yine de her taraf göl oluyor, her taraf sıkıntı yaratıyor bize. Umarım bugün Venedik'e dönmeyiz. Ama gerçekten çok güzel yağmur yağıyor. buçuk gibi ben gelirken böyle başlar gibi yaptı. Başladı biraz. E, çantamı alana kadar bir miktar hafif ıslandım. Şimdi yerin iki kat altındayım ama e, sesini duyuyorum. Demek ki güzel yağıyor. Evet aslında şarkı, türkü söylemek gibi bir hedefim yoktu ama başladım söylerim ses eğitimi açısından. Sesi yani gırtlağı temizlemek açısından. Tabii var kırımlımız var, saka suyumuz var, girneconumuz var. Onlarla da bir miktar açıyoruz ama... Ee, yine de Yalan Dünya, en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir yani. Sen ağladın canım, ben yandım. Dünyayı gönlümce olacak sandım. Boş yere aldandım, tüm tüm tüm. boşuna kandım. Rengi gözümde solan dünyada. Aynı zamanda antrenman yapıyorum. Ne antrenmanı? Yarın akşam galamız var. <laughs> gala da söyleyecek yarın akşam. Yok o meşhur gala değil biz ona o gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala ona gidemeyiz biz. Ona hem koymazlar bizi hem haliyle korkuyorum. Ben şeyi de merak ediyorum. Yani ee hastalıktan korkmak gibi bir şey yok mudur? Yani çok merak ediyorum ama... Neyse... Bu arada... KKTC'de... alınan... tedbirler... Ne tedbirleri? Covid tedbirleri. Yani KKTC'de... mesela... bir barikatla dövüşürken... mesela keşfe giderken Kuzey Kutbu'nu... Ölmek ayıp olur mu? Hayır ölmek ayıp değil. En son KKTC'de 29 Mart'ta galiba 29 Mart tarihine kadar uzatıldı. Uzatılmıştı bizim sokağa çıkma yasağı herhalde. Benim aklımda öyle kaldı ya da artık şey nedir artık herhalde uzatılmayacak yarın akşamdan sonra diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum çünkü kararlıdır hükümet. Ee, kararlıdır hükümet yapacaklar bu işi. Taner Şah, abi yarın gel. Taner Şah, yarın dördü 20 geçe, perşembedir yarın. Yarın gel Taner abi, al gıygıcı kemanımızı gel. Taner Şah kardeşim, gel burada şarkı türkü bir program yapalım yarın. Sevgili Taner abi çıkınca da ararım seni ya da sen beni ara. Yarın Taner Şah'la, Örsancığım Taner Şah'la yarın program yapacağız. Haberin bilgin olsun. Dördü 20 geçe. Evet. Emre Bilgin, Serhat abi ne gel Silifke'ye çilek toplayak dedi Emre Bilgen bize. Gardatçığım sen ırmağa gel toplayak. Evet Taner Şah yanmadın yarın gel 4.20'de buraya. Aliye Şekerciler iyi yayınlar bize moral verdiniz diyor. Aliye Şekerciler e size moral vermek için yarın ben burada hep şarkı söyleyeceğim. Taner abim çalacak ben söyleyeceğim. Tamam Evet Aliye Şekerciler beklerim. E, Veysel Dal günaydın Fatma Sayiner çok teşekkür ederim. E, Kemal Osman Ceyhanlı Yaşar Aracı. <laughs> evet. Evet. Nerede şarkı söyleyesin diyor. Evet söyleyelim kardeş. <laughs> Tam havasıdır humus çorbasının demiş. Keşke güzel öyle bir şansımız olsa ama ben bugün çok güzel bir ciğer yedim. Gün abim artık akşama kadar bir şey. Bir parça da beyaz norucu kaldım bafrodan. Biraz önce de öyle hafif dinlenirken kalktım çörek ve nor yedim. Nor. Nor peyniri. Tescil edelim noru da. Nor. Nor nedir? Emre Bilgen yeşil ırmakla yarışırız abi dedi. Emre Bilgen e, şeyden, silifkeden... ...yarışalım Emreciğim sizinle yarışmak mümkün müdür? Oraları hep çilek, muz ne güzeldir oraları. Da neden silifkenin çileği diye türkümüz yok. Silifkenin yoğurdu var. Ama çok çok sevgiler silifkeye gerçekten. Oraları ne muhteşemdir. E, yani görme şansımız oldu oralarını. Bu pandemi dönemi öncesinde Türkiye'nin o sahil, Akdeniz sahillerini Mersin'den itibaren mesela Adana'dan itibaren de olabilir. Adana'da en son neydi yemek festivali eskiden adı bira festivaliymiş ama veya rakı festivaliymiş ama sonra değiştirdiler yemek festivali. Orada yani Türkiye ayrı bir güzellik ya. Türkiye, Anadolu çok güzel. Her yeri çok güzel. Yani taşı toprağı altın. Evet bizimki platin ama olabilir. Bizimki bir derece tabii ki. Herkesin toprağı daha şey. Güngör Taş Ocağı eylemine destek belirttiğiniz diyor. Ayhan Demirtaş sağ olasın kardeşim inşallah. Usul hal o meseleyi çözersiniz. Kimsenin canı yanmadan, kimsenin zararı olmadan, ekonomik anlamda da tabii ki sevgilerimiz. Evet, nor, nor. Ee, sevgili e, Baflı'nın çok güzel, Beyit Tabur kardeşimin, anneciği yapar tabi sağlık. Nefis nor. Nor çok güzel. Hem tazesi, hem gurusu, hem orta derecede gurusu. Üçü de çok güzel. Ben denedim. Nef denedim değil zaten her zaman yediğim şeylerin. nor da. Tescil meselesi kafama takıldı. Neden takıldı biliyor musunuz? Bu hellim tescil meselesi. Biz de bu hellim meselesini, tescil meselesini e, birazcık ekmekten hamasete çektik. Yani ekmek derken para kazanmak meselesinden, satma meselesinden. Neden? E, tıpkı aşı işinde olduğu gibi. Yani işte ben Rum'un aşısını istemem hikayesinde. Oysa yıllardır. Bu mesele tartışılıyor. Bu meseleyi en fazla takip eden kardeşlerimizden biri Erhan Erçin'dir. Sevgili Erhan Erçin, sevgilerimi iletiyorum. Fikri Toros'tur. Sanayi Odası Başkanımız Candan Avunduk'tur. Şimdiki Başkanımızdır. Ticaret Odası'nın Başkanı şu anda. Hayvancılar Birliği Başkanımızdır. Çiftçiler Birliği Başkanımızdır. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. İsmini sayamadıklarım bir sürü kişiye de... Ee, evet... Şimdi... Biz kavga ediyoruz... Onlar işin... Gaymağı meselesinde... Güney Kıbrıs'ta... Yani... Şu anda... E, onlar şeyi tartışıyorlar mesela bugün e, ee, şeyde nedir? Cyprus Mail'de bir haber var. Haber var. World Elite Food içerisinde kabul edilmiş bile. Halloumi. Halloumi. Biz burada kendi kendimize kavga ediyoruz. Çünkü beni denetleyemez. Bana belge göndermediydi ben olmaz, ben ayrı egemenim falan. E sen ayrı egemensin kendi kendine ama o seni kabul etmez sana Ne yapacağım? Ha şöyle bir teklifim var. Bütün hellimi Türkiye'ye satabilir miyiz? Bir miktar satıyoruz bazen. Ki şöyle bir bir şey söyleyeyim. İki tane süper, süpermarket zinciri İstanbul'daki mağazalarında hellim satın alsa ve KKTC'de kalabalık nüfusun yarısının hellimle uğraştığını düşünsek, burası bir hellim cenneti olur. Yani sadece ürettiğimiz hellimi Türkiye'ye satabilsek, ürettiğimiz patatesi, narinciyi, hatta silifke ile yarışan çileğimizi bir miktarını satabilsek, gerçekten burası Fırlar, zıplama hoplama değil, pırlama. Kıbrıslılar öyle der, pırlar Allah için pırlar. Yani pırlama ayağım, pırlama ayağım der Elyeriler ve Gaziveranlılar. Şimdi peki neden bunu başaramıyoruz? Neden bu olamıyor? Yani ben sebebini bilmiyorum. Gerçekten sebebini bilmiyorum ama biz birbirimizle kavga edip birbirimizin ekmeğiyle oynamaya bayılıyoruz ya. Gerçekten birbirimizle kavga edip birbirimizin ekmeğiyle oynamaktan büyük 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 keyif alıyoruz. İnanılmaz zevk alıyoruz. Halkı kazıklamaktan çok hoşlanıyoruz. Gerçekten yemin ederim bu durumdayız. Bakın. Eee Girne Hastanesi ihalesi. Geçen sene Haziran'da, Temmuz'da biz hastaneyi devraldık. Girne Amerikan Üniversitesi'nden. Biz derken kim? Devlet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti. Sonra dediler ki işte ihaleye çıkılacak. Ama bu arada Sağlık Bakanı Ali Pilli'ydi. Ali Pilli Bey dedi ki bu sene dedi, ben dedi, kellemi gorum dedi, istifa ederim dedi. Kaç defa söyledi bunu? Bu sene dedi. Bu iki hastane yani Güzelurt'ta yarım kalan hastane ve Girne'deki hastane bitecek. Aynı günlerde Ekonomi ve Enerji Bakanı olan Hasan Taçoy'un bir açıklaması var. 300-400 milyon dedi. Borçlanacak dedi. Yoksa gelecek Türkiye'den dedi. Orasını hatırlamam ama şunu çok iyi hatırlarım. Güzelurt Hastanesi ve Girne Hastanesi bitecek dedi. O da dedi, hepsi dedi, hala bitmedi ve bugün gazetelerde bir haber var, Müteahhitler Birliği Başkanı diyor ki, Girne Hastanesi ihalesi iptal edildi. Ne için iptal edildi? Girne Hastanesi ihalesi veya yani ne için iptal edilmek isteniyor? Şu anda Maliye Bakanı Dursun Oğuz mektup yazdı. Ve o mektubunda diyor ki e, Dursun Oğuz Bekliyorum gelmiyorsun Var ya bir şarkı o da onun gibi. Evet ne diyor ki ne diyor ki şey e, Dursun Oğuz Yapılan tetkik ve değerlendirme neticesinde yeni Yenigirne Hastanesi inşaatı projesi kaleminde öngörülen ödenekten bloke edilen KDV dahil bilmem ne kadar para pandemi sürecinde öngörülmeyen ve beklenmeyen mükellefiyetler karşısında yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmesi bakanlığımızca uygun görülmüştür. Şimdi bunun Türkçesi ni açıklayayım size bu mektubun iptalinin sebebini. Hükümetimize çok yakın duran bazı müteahhit arkadaşlarımız var. Ersan Bey, Ünal Bey, ne bileyim işte isim vermek gibi olmasın Tahsin Bey, ne bileyim belki Erhan Bey, belki Bertan Bey bilmiyorum yani şeyde ama Ersan Bey'in isteğidir bu ihale iptal edilecek. Neden? Herkes girsin ihaleye. Tamam. Yani Ne olacak? efendim 5 değil 15 veya 10 değil 25 şirket girecek ihaleye. Bakın. Peki vatandaşta ne değişecek? A, B, C, D, E firmalarından herhangi birinin bu ihaleyi yapması vatandaşı nerede ilgilendirir? Hiç ilgilendirmez. Ama şimdi ihale iptal edilirse ki daha son dakika direktedir. Şimdi hale iptal edilirse baktım bir kazık aradım size boyunu göstereyim ama vatandaşın yiyeceği gerçekten kazığın modeli kalınlaşacak, burnu hafiften inceldirmeyecek. Yani artık inanın yiyeceğimiz kazık büyüyecek. Neden? Çünkü fiyatlar yükseliyor. Şimdi bazı başka firmalar diyecek ki ihale durumunda ara emri aldım mesela. Haydi koştur çünkü bas savcının görüşü var. İhaleyi iptal etmeniz için herhangi bir sebep yok diyor. E bu durumda mahkemeye giderseniz bu mesele uzayacak. Şimdi bu mesele şudur. Bu mesele hükümetin halkı değil beş tane müteahhidi düşündüğü meselesidir. Bitti. Bu hükümetin yarın sabah istifa etmesini gerektirir. Nerede? Finlandiya'da. Nerede? Yeni Zelanda'da. Nerede? Norveç'te. Mahmut Anayasa'nın köyünde. Mahmut Anayasa Norveçlidir. <laughs> öyle zanneder kendini yani. De onun için Mahmut Bey'in de öyle bir şeyi var. Napsın. O da napsın. E bak burası budur. İhale şu anda iptal ediliyor. Ve bunun sebebi, daha başka mutahhitler de paradan kapsın, alsın. Ama peki ahaliye hastane ne zaman yapılacak? Belli değil. Zaten ahali hastaneyi ne yapacak? Ne gereği var ahaliye hastane yapasınız ya o? Ahali vergisiyle veya ben ben şeye yanıyorum. Yanıyorum yarın da buralara gelecek. Bilmiyorum adamları bizi dinlerse, dinlemezse. Ama sabah akşam gündüz gece beni rumcu, hain, akelci bilmem neci ilan eden arkadaşlara da sesleniyorum. Sizce nedir bu olay? Sizin umurumuzda değil midir? Burada bayrak yok. Burada eşit egemen devlet de yok. Hiçbir şey yok. Kavga etmemize bir gerek de yok. Ben soruyorum o aşırı Türk milliyetçisi kardeşlerime, Türkiye'den buraya müdahale edenlere soruyorum. Türkiye'den her gün herkese mesajlar gönderen emekli tu generallere soruyorum. Emekli bilmem büyük elçilere soruyorum. Sizce bu nedir? Siz bu işle ilgileniyor musunuz mesela? Hayır. Solcu kardeşlerime de soruyorum. Soruyorum mesela Ersin Tatar'a oy verenler utansın diyen emekli yargıç arkadaşa soruyorum. Gerçekten soruyorum. Ben Ersin Tatar'a oy verdim hiç de utanmam Gerdat'cığım. Hiç. Bakarım görürüm önümde ne var. Bir sonraki seçim istersen vermem oyumu. Bu kadar basittir bu mesele. Demokrasi budur. Beğenmeyebilirsiniz bir insanı ama utansın utanmasın meselesi. Gel gizli konuşalım ben de sakin oy verdiysen söyleyeyim utanılacak yanların var mı yok mu diye. Onlara da soruyorum. Kıtöse, öse soruyorum ki... Rrr, rrr ...dediklerinde meydanlar, meydanlar iniler. Kıbrıs meselesinde bile her gün açıklama yaparsınız. Peki burada? Bakın tekrar söylüyorum. Bu ihalenin iptal edilme hiçbir sebebi ve hukuki yönü de olmayabilir. Ona mahkeme karar verecek... Ama sebebi yok. Sadece sebebi şudur. Müteahhitler Birliği müdahale ediyor. Bakanlar, başbakanlar şunlar bunlar karışıyor. Ve bazı arkadaşların hakkı yoktur bu ihaleye katılsınlar. Çünkü kapsamaz genleri, kapsama alanı dışında alırlar. Gelin değiştirelim de onları da kapsasın. Halkla ilgili bir durum var mı? Yok. Halkla ilgili bir şey yok. Bizi ilgilendirmez bu mesele. Bizi o hastanenin 2020'de bitmesi ilgilendirir. Ya Allah aşkına yalvarırım solculara da. Sol harekete çağırım var ya. Bu konuda ne düşünürsünüz? Bu kanıda çünkü bir gün sonra demirin de çimentonun da her şeyin de fiyatı yükselecek düne göre de yükseldi. Bu ihale bir sene sonra açılacak en erken. Bir ay sonra açılacak veya üç ay sonra açılacak fark etmiyor. Şu andaki fiyatı 56 milyonsa olacak 76 milyon. Veya 66 milyon veya 60 milyon veya 100 milyon ama sonuçta fiyatı artacak. Peki bana ne A, B, C, D, E, F, G, H katıldıydı katılmadıydı? Bana ne onları kapsadıysa, kapsamadıysa bu ihale? Bana ne, gerçekten bana ne ya? Ben vatandaşım, ben hastaneyi istiyorum bitsin. Yok, müteahhitlerin hepsi katılsın da çok para kazansınlar. E bana ne? Gerçekten bana ne? E bu zor dönemde günah değil. E why do you go to Barcelona verefik? Bize günah değil mi? Bize günah değil mi? Yani hayatımda ilk defa bir şey söyleyeceğim. Yani ey sayın Fuat Oktay, ey sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hayırca böyle ya. Yani hayırca böyle ya. Ya ben de artık müdahalenizden yanayım ya. Yani bu olmaması gereken bir şey be arkadaşlar. Bu ayıp bir şey be arkadaşlar. E ihaleye katılamaz. İşte Ali dayı, Cemal dayı, Hasan dayı, Hüseyin dayı, Mehmet dayı, Ayşe falan filan e. E sadece işte eksinan Y ye katılabilecek hem C, E. So what? Yoksa onun ihale şartı bu ülkede yasalar var ya. Ya bununla ilgileneceğiz biz. Peki Serhat? O zaten vatan hainidir ya. O satar vatanı. Da para alır karşılığında. Ok kaynan. Ok kaynan. Tartarım KKTC. Bugün kaç kilo? Dört. Dört kilodan veriyorum. Kaça? On lira okkası. E ya yahu değil ya. Ya gerçekten yemin ederek söylüyorum. Bir tane emekli savcı arkadaş var. Bize girer çıkar vatan hainidir diyor. Yargılansın bu. O arkadaşıma şu, şu bu vatanı en çok o sever. O bir yorum yapsın isterim bu konuda ya. Yarın bana bu konuda bir yorum yapsın. Hasan Taçoy'dan, Faiz Sucuoğlu'ndan, Özdemir Berova'dan, e, Sayın Hasipoğlu'ndan, Oğuzhan Hasipoğlu'ndan adaydır ya bunlar. Yorum bekliyorum. Bertan Zaroğlu kardeşimden yorum bekliyorum. Erhan Arıklı kardeşimden yorum bekliyorum. Kutret Özersay kardeşimden yorum bekliyorum. Tufan Erhürman'dan yorum bekliyorum. Ya yorulduk artık ya. Yapmayın ya. Ya bu olamaz. Olacak gibi değil. Bu olacak gibi değil. Bu ayıp ötesidir be arkadaşlar. Yani gerçekten bu ayıp ötesidir. Yani kabul edilecek bir bir şey değil ve bizi ilgilendirmiyor. Hellimde de aynı durum. Hellimde de bırakın insanlar satsın. Evet, evet. Galan'ın organizatörü diyor, Norveçli e, Mahmut Anayasa, Tahsin Abim'in arka fonda dağ manzarası dekorunda silah ile sahneye çıkacağı iddiaları var. Endişeliyiz diyor. Galan'ın organizatörü, Dışişleri Bakanlığı'ymış. Tahsin Abim'in arka fonda dağ manzarası dekorunda silah ile sahneye çıkacağı iddiaları var. Bak, millet bizimle, yani affedersiniz, sizinle dalga geçer artık. Gala. Yarın akşamki gala. Ona gelelim. Evet. Ona gelelim. Yarın akşamki gala. Şimdi biz bu kadar zamandır her şeyi göze alıp maskemiz inan, mesafemiz inan, buraşta ağlarık. Ne karar alırsa uyarık. Barlar kapalı, sinemalar kapalı, tiyatrolar kapalı, her şey kapalı. E yok kala yapacak. Ne için? Nedir? Siz almadınız geçen gün o kararı ki sinemalar, benzeri yerler, salonlar, etkinlikler yasaktır diye. Evet. Yasak kapsamına nasıl çıkacaksınız? Kimsenin umurunda değil. Evet Mustafa Karasalih kuklalar ustalarını taklit eder yolumuz yolumuzdur, durum Meti Muhammed derler bu görüştür olabilir 10 yıldır Salamis yolu ışıksızdır şafksızdır diyor İsmet Ezel 10 yıldır Salamis yolu şafksızdır Kamil Basmacı gala gecesine gidersek çilekleri satar mıyız diye sordu İnşallah bence gidelim zaman olsa heldim için Atina'da havaalanında gördüğüm Güneyli gençler aramızda geçen konuşmayı anlatayım. Çok kötü yıkamışlar beyinleri çocukluktan beri diyor Zarife Dişer. Sağ olun. Ayhan Demirtaş. Güngör Taş Hoca sağ olasın söylemiştin. Okumuştuk, görmüştük. Yaşar Aracı kardeşim hepinize teşekkürler. Evet. Yani ne diyeceğim, ne, ne diyeyim, nasıl anlatayım ben yoruldum artık bu işlerden her gün de söylüyorum. İhale ee, ihale iptali büyük bir ihtimalle mahkemeye gidecek. Bize maliyeti şu anda 56 milyondur. Bize maliyeti 56 milyondur. 76 milyon olarak patlayacak üstümüzde. Koş durum. Nere isterseniz gidin. Başarılı bir hükümetimiz var diyorsunuz. Ama bir kez daha gerçekten sendikalarımıza, her gün Ersin Tatar'la uğraşan solcularımıza, emekli hakimimize, herkese bir kez daha sesleniyorum. Hiç mi umurunuzda değil? Yani I'm very sorry ama hepiniz mutlusunuz bu para işlerinden. Ha bu arada tekrar edeyim. Omorfo hastanesi kaldı. Girin hastanesi battos oldu. Hapishaneyi de alamıyoruz. Ve hapishanede dün biri kesin dört temaslı ama o dört temaslının da pozitif olduğu söyleniyor. Beş gardiyan COVID. Toplayın toplayabilirseniz. Evet. Evet. Bu gala yaşlı gala, her yanı yaşlı gala. Orhan Aslan. Korkaram yar geç gelen gün kaşını kala biraz kaçırırım onu sözleri bilmem çünkü. İsmail Kızılşahin bu yüzden insanlar ikiye bölündük yazık diyor yazık doğrudur. Aha ben de bu akşam beş kişilik müzik grubuma çalışma yapacağım. İsteyen gelsin seyretmeye, ceza kesmeye kimse gelmesin, yarın galaya gitsin diyor Murat Şoföroğlu. Bravo, bravo. Erkan Yeşilpınar, sevgili kardeşim ağlatırken güldüren masallar ülkesi burası. Yorma kendini çok diyor. Yormama bir zaten. Her yer açılsın artık. Böyle bir tarafı, düz bir tarafı, yamalı pantolon olmaz. Ya gerçek tedbirler alınsın, her tarafı atsınlar ki. Kudret Özersay hocam bunu söylüyor kaç gündür. Açacaksanız her tarafı açın. Evet, kokteyl meselesi bu bizi üzüyor. Kaç gündür söylüyoruz, Allah size kokteyl versin, hayırlı kokteyller demiştik. Suç işlemek midir? Evet suç işlemektir. Bugün yazdık bunu, ben yarın da bunu yazdım, anlattım da nedir yani. Evet, ne yazık ki e, bu iş böyle gidiyor ve biz üzülüyoruz tabii ki. Çok bozuluyoruz, çok. Ee, canımız sıkılıyor ha bu arada bir şey hatırlatayım sizlere öyle devletim devletim demekle de olmuyor size bir şey söyleyeceğim şu anda İngiltere'de nüfusun yarısı aşılandı nüfusun yarısı aşılandı ee, işte AstraZeneca yetmezse bilmem ne alacaklar gibi e, açıklamalar da var onları da şey yapıyor insanlar ama bir haber var okuyayım sizlere. Hemen okuyorum bir saniye müsaadenizle. Evet. İngiltere'nin yarısı. Evet İngiltere'nin yarısında aşılandı ve artık antikor var insanlarda. Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamadır bu. İngiltere'de yarı nüfus artık gerek enfeksiyon gerekse aşılama yoluyla Covid'e karşı antikorlara sahiptir. Bizde nedir durum? Bizde bilmeyik de antikor testi kim yapacak? İhaleye çıkacak onu da kim ne yapacak diyor Cem Karaca geliyor sahneye ve diyor ki İnefendilerin bu iştah veren sofra sizin doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin. Antikor testini de müteahhitlere verin. Yapsın onlar ne var? Ne var yapamazlar. E bu zor dönemde para kazansınlar. Pardon ve durum ama budur durum. Üzgünüm Leyla durumları. Evet. İngiltere'de bu var ve bir şey daha hatırlatayım sizlere. Bir ee, çok sevdiğim bir arkadaşım gönderdi bana bu mesajı bugün. Rapid home testing kits for bus drivers are coming. 6 Nisan'dan itibaren 10 ondan fazla işçi çalıştıran iş yerlerine, şirketlere oldukları yerde yani iş yerinde test yapabilmeleri için verekli rapid, hızlı test. Yani aradaki fark kardeş diyor. Maalesef devletim demekle devlet olunmuyor. Allah hepimizin ve hepinizin yardımcısı olsun o coğrafyada demiş. E Allah hepimizin gerçekten yardımcısı olsun bu coğrafyada. Bizler bu kadar dikkat ederken diyor Mehtap Yılmaz. Bunlar gala gecesi yapıyorlar. Bu ne biçim yönetim? Biz bir yanlış yapsak ceza kesecekler. Bu saatten sonra bana ceza kesecek olursa devlet, bu gala gecesini emsal göstererek devlete dava açabilirim. Nokta. Sağlıkla kalın. Kanal T. Leyla olduk artık yeter demiş Mehtap Yılmaz. Leyla olduk artık yeter. Yalan mı? Evet. Yarın da bunu yazdım. Yani yarın da bu konuyu yazdım Asaf abi. Onu demek istedim. Bu konuyu yazdım yani yarın. Anladın Asaf abi özür dilerim yanlış anlaşıldı ama. Evet. <laughs> yani yarın da bu konuyu yazdım anlamında ki yarın çıkacak gazetelerde şeyde gündem Kıbrıs'ta ve Gıynık'ta. <laughs> evet ne yazık ki bizim kokteyllerde keyfimiz böyle olacak. İhalelerde keyfimiz böyle olacak. Devletim de demekle de devlet olunmayacak. Çok üzgünüm. E, bu arada yarın tabii ki 1 Nisan, 1 e, Nisan e, güneydeki faşist EOKA'nın da eylemlerine başladığı gün, yıl dönümü. Tabii e, biz ne diyoruz? İşte faşist EOKA, e, sağ olasın tabii sevgiler, Fa faşist EOKA işte enos maksadıyla başladıydı falan filan, öldürsün. Onlar ne diyor? Onlar, Rumlar diyor ki İngilizlere karşı özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin başladığı gündür diyorlar. Yarın gidecekler EOK'acıları mezarlarında ziyaret edecekler falan filan törenleri var. Yani aslında kökten anlaşamıyoruz. O kökten. 1, -1 Nisan 1955'ten anlaşamıyoruz. Hatta şeyden de anlaşamıyoruz. Örneğin... Rum Eğitim Bakanı diyor ki bizim diyor hedefimiz 1878'de İngilizler gelince diyor ortaya çıktı. Ama biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki 1820'den Megali İdea, Edeniki Ederiya falan filan hikayelerinden itibaren diyoruz böyle durumlarda. E, o da ayrı bir bir şey tabii ama sonuç itibariyle didişiyoruz. Didişiyoruz. Ve biz didiştikçe ortalıkta ne yazık ki iyi olmuyor. iyi olmuyor. Bu durumlara düşüyoruz. Ve tabii ki tartışmamız gereken bir konu daha var. Ölümlü iki kazamız var son birkaç gün içerisinde. O konuları da konuşacağız ama. Dünya Sağlık Örgütü bilim insanları virüsün kökeniyle ilgili dört farklı olasılıktan söz ediyorlarmış. Gündem Kıbrıs'ta yayınladı bunu. Virüs hayvanlardan muhtemelen yarasadan insanlara doğrudan geçti. Virüs yani birincisi o, ikincisi virüs yarasalardan başka hayvanlara, o hayvanlardan insanlara geçti. Ee, ve Çin'in Wuhan kentine ulaştı. Ve Wuhan'da laboratuvarlardan birinden kazayla da geçmiş olabilir diyorlar. Yani ya doğrudan geçti virüs hayvanlardan ya insanlar arasında bir ara hayvandan ya zincir gıda zinciri yoluyla Wuhan'dan geldi gıda zinciri yoluyla ya da e, laboratuvar kazasıdır diyor henüz e, tam olarak e, açıklamış değiller salgının tam olarak neyin tetiklediğini bilmeden tam olarak ne zaman başladığının da bilmesi imkansızmış. 2019 aralıktan önce hastaneye yatışlarda artış olmadı. Edzanelerden ateş düşürücü, öksürük veya soğuk algınlığı ilacı satışında bir artış olmadı diyor. 2019 aralıktan önce. Yani dolayısıyla 2019 Kasım ortası ile Aralık aralık başı olduğu en basit ifadeyle diyor. Büyük bir olasılıkla o zamanlanır. Evet. En düşük ihtimal Laboratuvar sızıntısıdır. O düşük bir ihtimal. En yüksek ihtimal hayvanlardır diyorlar. Yani hayvanlardan geldiğini söylüyorlar. Bunu da sizlere aktaralım. Efendim, Anayasa Mahkemesi Türkiye'de bir ara haber vereyim sizlere. HDP iddianamesini eksik bularak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Bu önemli bir haber. Bugün sizlere belirtelim. Tekrar gelecek tabii ki mutlaka, mutlaka gelecek. E, yeni bir bir şeyimiz var mı? Girne Dağ Yolu için Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile e, protokol imzalandı bu arada. Ülke ulaşım ağı'nın geliştirilmesi için duble yol olarak yapımına başlanan ...Değirmenlik Çatalköy Girne Dağ Yolu üzerinde bulunan askeri kışla arazinin arazisinin yol güzergahı içerisine alınması ve proje nedeniyle yer değişmesi gerekecek binaların yeniden yapımı konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri arasında bir protokol imzalandı. Protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı resmiye Can Altay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tüm General Sezai Öztürk imza koydu diyor. Hayırlı ve de uğurlu olsun. İnşallah Resmi Hanım'ın bakanlığı döneminde yollarımız biter. İnşallah Lefke Güzelürt yolu da bir an önce biter diyoruz. Güveniyoruz da Sayın Bakan'ın bu konuda bizlere de umut verici bir takım açıklamaları var. i̇nşallah diyoruz. İnşallah ve bekliyoruz tabii ki. bu arada çok güzel, çok 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 güzel bir olay daha. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kaner Şirketler Grubu arasında Kalkanlı bölgesinde Adem Kaner ve Vedat Kaner Anı Ormanı oluşturulmasını öngören protokol imzalandı. Protokole Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Güliz Kaner imza koydu. Ee, çok 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 güzel bir olay. Anı Ormanı e, ismi de çok güzel. İki tane çok önemli isim bizim için tabii ki. Kaner ailesiyle alakalı olarak ülkemizin önemli yatırımcılarından, iş insanı ailelerinden Kaner Şirketler Grubu'nu kutluyoruz. Tarım Bakanlığımıza da her iki kuruma da e, tabii ki başarı dileklerimizi iletiyoruz. Anı ormanı yaratmak, orman yaratmak, ağaç dikmek aynı şekilde biraz önce ismi geçti. Geçmişken söyleyelim Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın her zaman orman konusundaki desteklerine de teşekkür ederiz tabii ki ayrı bir mesele, ayrı bir olay diye düşünüyorum bunu da. Evet efendim devam edeceğiz, devam edeceğiz, trafik kazalarına devam edeceğiz. Bugün ölümlü trafik kazası oldu geçen hafta, 26 yaşında Cemre Sağıroğlu kazada yaşamını yitirdi, nasıl oldu kaza? üç şeritli yolda üçüncü şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde giden bir taksiden söz ediliyor. tam Batukan grup oto önlerine geldiği zaman o esnada yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya geçidi bulunmayan bir yerden geçmek için orta refüjden yola giriş yapan Cemre Sağıroğlu'na aracının sağ ön kısmı ile çarptı. Cemre Sağıroğlu'nu polis ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza 18.50 sularında meydana geldi. Cemre Sağıroğlu 19.35'te yani 45 dakika sonra yaşamını yitirdi. Kurtarılamadı ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Aileye Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Polis ticari taksi aracın sürücü zanlının suçüstü tutuklandığını, merkez karakolu hücresine yerleştirildiğini, zanlıdan tahlil için kan örneği alındığını, kanında alkol bulunmadığını. Ancak maktul Cemre Sağıroğlu'nun kanında alkol tespit edildiğini mahkemeye bugün aktardı. Ee, polis memuru aynı zamanda, ee, orada hazır bulunan polis memuru Hatice Zeybek, polis çavuşu Hatice Zeybek. Maktül Sağıroğlu'nun incelenen kamera görüntülerinde alkolün etkisi ile olması gerekir büyük ihtimalle. Kaza öncesi yalpalayarak yürüdüğünü, yere düştüğünü, kalktığını, daha sonra yaya geçidi olmayan yerden yolu karşıdan karşıya dengesiz bir şekilde geçmeye çalıştığının görüldüğünü belirtiyor. Ee, polis daha açıklamaları var. Zanlı tutuksuz yargılanacak ama 10 bin TL nakitli teminat, nakit teminat ve iki kefilin 100 bin TL e, senediyle serbest bırakıldı, yargılanacak. Şimdi alkollü araç kullanmak kadar alkollü yaya olmak da sıkıntı. Eğer kaldırımı yoksa bu ülkenin doğru dürüst, ışığı yoksa bu ülkenin doğru dürüst ki biraz önce ee, yanılmıyorsam neydi? Kim idi bize onu söyleyen? Sanırım İsmet Ezel ağabeyimdi. Evet. 10 yıldır salamis yolu şafksızdır diyor. No şafk. İngilizce'de öyledir. No şafk. Evet, bu önemli bir e, olay. E, Allah rahmet eylesin diyelim bir kez daha. Şimdi bir konu daha var. 87 yaşında bir sürücü Girne'de ters yöne girdi. Efendim, sabah gündem Kıbrıs'ta da sevgili Bahar bu konuyu konuştu diye tahmin ediyorum çünkü aramızda bir muhabbet geçti gündem Kıbrıs'taki arkadaşlarla. Bu konuda ben de eve gittim ve bakma ihtiyacı hissettim. Sürüş ehliyetinde maksimum yani büyük yaş sınırlaması var mı? Ee, hayır, dünyanın hiçbir yerinde bir sınırlama yok. Ama şu var sevgili dostlar, çünkü herhangi bir sınırlama yaş ayrımcılığına giriyor... Ve kimin hangi yaşta çok iyi araç kullanıp kullanmayacağına insanlar karar veremez. Yani bu ırkçılığa, ayrımcılığa, diskriminasyona giriyor. Ve tabii ki sıkıntılı. Ama e, ne var birçok uygulamada? Amerika'da birkaç eyalette ehliyetinizi 16 yaşında alıyorsunuz, 50 yaşına kadar kullanıyorsunuz. Bazılarında 10 yılda bir yenileme şartı var. Bazılarında o da yok ama 50 yaşında ehliyetinize el konuluyor. Örler ki geçir. Ben 53'üm mesela. İsten daha süren. Tabii İngilizce sorar gene. Bafak inan değil. Çünkü Amerika'da baf yok. Gerçi dünya ikiye ayrılır. Amerikalılar bunu bilir. Kıbrıslılar ve diğerleri. Kıbrıs ikiye ayrılır. Baflar ve diğerleri. Baf ikiye ayrılır. Teralar ve diğerleri. Irkçı biliyorum ama ne yapayım böyledir. Gerçek bu. <laughs> Tutamıyorum kendimi de İngiliz. <laughs> evet. Şimdi ne olur 50'den sonra gel bir daha der ve amcaya da deyze veya abla tabi basına deyzeden kızabilir. Yani hanımefendi gel buyur sevgili kadın sürücü, erkek sürücü veya gay sürücü gel neysen ne olursan gel der Mevlana zaten. Gel önce diyor sana bir göz testi yapacağız. Sonra diyor sana başka sağlık testleri de yapacağız. Ondan sonra diyor eyaletimiz karar verecek senin. Drive yapabilin yoksa yapamana. 50 yaşa. ha. Hmm. In England, İngiltere'de 70 yaş. 70'te herhangi bir sürücünün ehliyeti iptal edilir. Sıfırdan girecek sınava. Sıfırdan girerken gözlüklü veya gözlüksüz kullanması na bağlı olarak mesafeleri, görüşü, vision, bakacaklar görme şeyine. Sonra sağlığa bakacaklar. Kalbi sağlam mı? Midesi sağlam mı? Kalçalar yerine oturuyor Gibi bilmiyorum ben onu ama sağlık kurulu gerekiyor işte. Sağlık kuruluna gidiyorsunuz, ona göre bakıyorsunuz. Bizde durum ne? Bizde yarın akşam gala var. Kimin umurunda? Şimdi böyle olduğunda e, haliyle alkol bir etken olabilir sürmenin bozulmasına. Ama bazı durumlarda demek ki e, bazı fiziksel kondisyonlarında kontrolü gerekebiliyor. Allah rahmet eylesin ama sürücü tek yöne girdi ve Karşıdan gelen araçla çarpışıp yaşamını yitirdi. Deniyor. Bu da tabii ki polisimizin soruşturmasında mutlaka ortaya çıkacak. Ee, nedir mesela bazı ülkelerde Avrupa Birliği'nde nasıldır? Ee, sen diyor bir sürücü ehliyeti almadan önce ilgili otoriteler ...medical fitness'ine bakar diyor. Medical fitness'ine. Tıbbi fit olup olmadığına. Öyle bakar. You may also have to undergo a medical check... ...each time you renew your driving license. Yani her defasında ki ay oğlum... ...yenileyeceksin ağzım ehliyetini benzer uygulamadan tekrar geçirilin. Ha diyor. Certain age e belirgin bir yaşa geldiğinde de ve üstelik de diyor kamyon ya da otobüs süreceysen o zaman her beş yılda bir ehliyetinin yenilenmesi için medical check ihtiyacın vardır. Bizde var mı? Hayır, bizde yarın akşam gala var. Bizde böyle bir şey yok, gala var. Bu gala, daşlı gala. Evet, hepinize tabii ki sevgilerimizi iletiyoruz. Cumartesi, pazar kokteyl dağıtılıyor. Ayıp mı, günah mı, yasak mı diyor da soruyor. Tema Yavaş, dünyanın her yerinde ekonomik krize girdi. Ama burada İngiltere'de hükümet o kadar yardım yapar ki çoğu insan para biriktirir. Her yerde aşı yaparlar. Şimdi birinci aşı yavaşladı, ikinci aşı hızladı diyor. Tema yavaş. Evet, devletim demekle devlet olunma arasındaki farkın. Ee, burada Hasan Bozcan. Ee, evet, aynen öyle Hasan Bozcan kardeşim de. Ben bu söylediğini ekranda okursam bizim bronzo olacak kötü anladın Evet, efendim var mı başka konumuz? Tabii ki var, tabii ki var. Sizlerle paylaşmamız gereken bir durum daha var. O da e, sabah bugün Özdil Nami ile sohbet ettik. Yarın Kudret Özersay ile sohbet edeceğiz. Dün Ergün Olgunla sohbet etmiştik. E, önemli bir sürece giriyoruz, önemli bir dönemeç var önümüzde. Bu konuda beklemekte fayda var. Çünkü tabii ki Türkiye'nin de o konuda bazı düşünceleri var. Dün Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ve 3 saat süren bu toplantıda Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun çözüm geliştirilmeli mesajı verildi. Doğu Akdeniz'de Uluslararası hukuka uygun çözüm. Ee, bu önemli tabii ki Güney Kıbrıs'takilere sorarsanız uluslararası hukuk argüman farklıdır. Türkiye farklı düşünür. Biz farklı düşünüyor, yani biz Türkiye ile aynı düşünüyoruz. Yani biz derken yönetim ee, Kıbrıs sorununda iki devletli çözüm diyor. Bağımsız iki devlet temelinde kapsamlı ve kalıcı çözümler ele alınmalıdır. Bu bir e, siyasi taktik midir yoksa gerçekten bu konu böyle mi e, yorumlanacak? E, gerçekten bilmek zor şu anda. Ama Doğu Akdeniz'deki bir takım ...çekişmelere... ...Doğu Akdeniz'deki bir takım çekişmelere... ...Türkiye'nin ara bulucu olması... ...dürüst ara bulucu olması çağrısı var. Avrupa Birliği gelsin... ...dürüst ara bulucu olsun diyor. Ve... ...aynı şekilde Kıbrıs sorununda da... ...Avrupa Birliği hiç masada olmasın deniliyor. Tabii bugün... Ee, Avrupa Birliği'nin önemli bir ismi ee, Türkiye'ye geldi, Sayın Erdoğan'la görüştü, ee, hatta ee, diğer yetkililer falan da görüştü, iyi Partililerle görüştü. Ee, bu da e, önemli bir şey tabii ki. Bunu sizlere belirtelim. Bugünkü görüşme önemliydi. Ve hemen döviz kurlarını da verelim sizlere programı kapatmadan önce. Şu anda bir İngiliz sterlini 11.43 Türk lirası bir Avrupa Birliği para birimi Euro 9.73 Türk Lirası ve bir Amerikan Doları, e, bu da Amerika'nın para birimi, e, o da 8.28 Türk Lirası civarında dönüyor. E, bunu da sizlerle birlikte paylaşmış olalım. Aynı zamanda bugün biraz önce yağmurumuz yazdı, yağdı. Meteoroloji Dairesi havanın çok bulutlu zamanda yağmurlu geçeceğini söylemiş ve tahmininde doğru çıkmıştı. Sizlere 3 günlük tahmini vermek istiyorum. Ee, yarın e, Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmurlu hava. Cuma günü yer yer yağmur olacak. 18-21 derece hava sıcaklığı değişiyor. 18-21 derece yani soğuk olmayacak. Cumartesi parçalı bulutlu, açık ve az bulutlu öyle bir durumda geçecek. Bunu da sizlere hatırlatalım. Evet yarın sabah programımız burada. Yarın sabah Sayın Kudret Özersay konuğumuz olacak. Yarın sabah, yarın öğleden sonra da 16.20'de Taner Şah'la hem sohbet edeceğiz. Sevgili müzik sanatçısı arkadaşımız, keman ustası. E, ağabeyimiz Taner Şahla, 16:20'de burada sohbet edeceğiz. Sabah da e, 7:30'da programımız başlayacak. 8:55 gibi de e, Sayın Özer Say ile sohbetimiz başlayacak. Bunu sizlere belirtelim. E, yayın yönetmenim Örsan Balıkçıoğlu ile başladık tabii ki ve Berkemle e, sevgili e, Berkemle başladık. Berkem Redif. Sonra e, devraldı. Bilal, Hasan ve Rabia devraldılar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da sizlere e, teşekkürlerini iletiyor. E, Türkiye biraz talihsizlik yaşadı dün akşam. Ve Letonya ile çok görkemli bir başkanlıktan başlangıçtan sonra... ...yani Hollanda ve Norveç galibiyetlerinden sonra Letonya'ya takıldı. E, bu akşam e, Yunanistan, Gürcistan... İspanya-Kosova maçları var B grubunda, C grubunda Litvanya-İtalya, Kuzey İrlanda-Bulgaristan. Bütün maçlar 21:45'te başlıyor bu akşam da belirtelim. Bir tek Ermenistan-Romanya maçı J grubunda 19'da başlayacak. Evet J grubunda Ermenistan-Romanya, Almanya-Kuzey Makedonya, Liechtenstein-İzlanda. I grubunda Andorra-Macaristan, İngiltere-Polonya, San Marino-Arnavutluk. F grubunda Avusturya, Danimarka, Moldovya, İsrail ve İskoçya, Fareo adaları var. D grubunda Bosna, Hersek, Fransa, Ukrayna, Kazakistan maçları var. CB'yi söylemiştik. Siz de, sizlere de keyifli seyirler diliyoruz tabii ki. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sabah akşam buradayız. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ee, bir kez daha dolar ve sterlini vereyim sizlere. Şu anda dolar alış 8.30, satış 8.31 gibi duruyor. Ee, şu, şu, gündem Kıbrıs'ın sitesinden okuyorum. Son e, rakamlar bunlar. Ortalama tabii ki. Euro 9.75, alış 9.79, satış. İngiliz sterlini 11.43 ya da 11.44, satış. Ve alış hemen hemen aynı gibi 11 .43 82 alış 11 .44 22 çok az var arasında eee, satış rakamları eee, bunu da sizlere aktarmış olduk. Yarın sabah söylediğim gibi 7.30'da görüşmek dileğiyle inşallah her şey dilediğiniz gibi olsun her şey gönlünüzdeki gibi olsun. Sizleri çok seviyoruz selamlarımızı iletiyoruz ve Kanal Tenin bu güzel ekranından ayrılmayın diyoruz. Hoşçakalın. kalın.